kuşların özü de ondadır. Başladı. Jesse Mobley. Onlardadır yani onun kuşları. Ya bu takım için ne dedin sen Dain'i? Bak bu kuşlar yani ele geçecek kuş değil. Yani bak ben sana diyeyim hatta yavru alsın uçursunlar sen öyle de yani beni arayabilirsin ya. Hiç sıkıntı yok bu kuşlar. Bu o videodaki uçan? Uçan erkeğin biri. Bu uçan erkeğin biri. Videosu vardır. Bunun da var. Aynı kardeşinin de var. Bu yazın hep erkek uçurduğu kuşlar. Yani ekelerini uçurduğu kuşlar bunlar. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hayırlı günler. Isparta'dayız. Neydi abi burası? Hayvan... Hayvan barına. Hayır, şöyle de göster abi. Bak bir dünya köpekler var. Burası hayvan barına. Abimiz kuşçuluğu bırakıyor. Biz de Antalya'dan kalktık. Isparta'ya geldik. 100 kilometre yol yaptık. Bir yüzde gideceğiz. 200 kilometre bu kuşların peşine geldik. Bu bana videodaki attığın erkek... Attığım kuş. Bu videoda uçan... Bu kuş kaç metre yapıyor? Ben en videoda... En kötü ihtimal 25-30 metre gidiyor o kuş. Yani daha 35-40 metre gittikleri de var da 25'in altını dönmüyor o kuş. Ya bu kuşu alan abim garantili bir şekilde ya, alsın yani beslesin. İçi rahat olsun. Bak bu dişimde bu 2 yaşında. Bunun ayağında bir şey var. Boncuk bunu da, var. He, boncuk var çıkartmayalım. Bu da 4-5 taklarından güzel suratlı oynar. Yenişinden işi güzeldir. Arkadaşlar şöyle de gökbenekli bu dişi mi? Dişi. Dişi ayağında bakın bir tane de kendi yavrum. Bunun ayağındaki hiç markayı çıkartmayalım abi. O da kendisi uçtu başına. O gökle sarı. Gökle onlar da uçmuş kendilerini kanıtlamıştır yani. Yavruları dahi çok döner o kuşların. Arkadaşlar normalde abim YouTube kanala ismini duyurmak istemiyor. Yanlış anlamayın. Ya çünkü abim kuşçuluğu bırakıyor. Burada yani beni aradı. Ya duymuş, bizi duymuş işin açığı. Çok iyi kuşlara gittiğimizi duymuş. Beyler, bende bana atılan video bir 10 tane yakın bir video var. Aynen, doğru. Eğer senlerin de daha da fazla videolar varsa insanlar oradan da izleyebilir. Şimdi buradan sonra bura damızlık kümesin değil mi? Evet. Bura kümesinin var. Damızlık kümesin. Evet. Bu gök erkeğe de sahip çıkın. Bu ne abi? Bu da dişi, bu da uçmuş. Bunun videosu var mı? Bak bu, videosu yok, olan... 4 yaşında 5 yaşında olmuş. Ay maşallah. Süper yani olmuş yatırtır. Beyler. Bakın abi bakın. Maşallah. Yani maşallah subhanallah. Arkadaşlar. Burası damızlık kümesi ama şu dişi değil mi? Dişi. Ay maşallah erkeğe bozar ha. Çok güzel beyler çok güzel. Adamın canlı emeğine sağlık. Gerçekten. O beyazları Necmi abi? Dişimin boynu belli. Ay maşallah. Bu da dişidir. Bunu uçurdu olmuşlardan. Bu da 4 yaşında mı? Bu o da videosu var olan mı? Bunun buradan sadece önceden uçurup videolarını çektikleri hep telefonda. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Bana mesela senin elindeki olan videoları sana bana at. Sadece bu sene uçurduğum kuşların videoları var elimde. Onları sana atacağım. Bana bir 10 tane aynen. Attı şey Karaman şey neydi Şaban abi. Şaban, abi. Şaban abi attı bana. Aynen. 10 tane bana bir video attı. Ki fazla da attı bana. O dedi ki gittiğin zaman öbür videodaki kümeseler uçurdukları. Burası damızlık kümesi. Ya biz sen kuşçuluğu bırakacağın için biz komplesini alıyoruz. Bu dişi. Bu da uçmuştur. Vazifesini yapmıştır. Bunun oğlunu bu yıl yemin ederim kaybettim. Atmaca aldı muhtemelen. Ne yaptı bu? Bak bu dişi çok güzel oynadı. 16-17 tane güzel çıkartıyordu. Yani öyle hani 100 metre değil. 30 metre, 25 metre, 40 metre. Güzel yani 4-5 taklayla giderdi. Ama oğlu bu sene var ya 35 takla dönüyordu. Zaten o gittikten sonra da kuştan hevesim mevesim kaçtı yani. Bunun kendi erkeği de bu yani. Kuşlarım benim kötülüğüyle Allah'ım. Abi şimdi benim anladığım kadarıyla şu. Buradaki damızlık kümesindeki aa, kim ne canım. Kuş alırsa alsın. Yani gerçekten Allah'ın izniyle kötü çıkacak değil yani. Bak ben diyorum hani yavru da alıp uçurdum. O kaç yaşında abi? O 3 yaşında ya. O, bakma ya yaşlı değildir. Onun babası şu beyaz erkektir. Vay maşallah. Bunu da kendim bunun bir tarafı ne? Erzurumlar bunlar. Bunlar zaten hep Erzurum'un kuşlar yani. Erzurum'un kuşlar gerçekten güzel ya. Şimdi 2 tane yabancı kuş var. Biz dün Erzurum'un kardeşimiz var Kahraman. Onun kuşları da onu da canlat bırak. Aynen böyle. Bu da çok güzel ha. Gerçekten maşallah var ya. Damızlıklar çok iyi beyler.
Bunu da canlat. Bu da dişi uçmuştur, vazifesini yapmış. Bu ne yaptı? Bunu da ben uçurdum. Bunun da 16-17 tane güzel seferi vardır yani. Abi bir şey söyleyeyim mi? Beni yanlış anlama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kuşların hepsi kendilerini belli ki ispatlamış ki hayvanlar buraya gelmiş. Tabii canım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak başkası şöyle. Ben bu işin ticaretini yapıyorum. Amma ve laki şu. Ben sana bir kardeşim olarak şunu söylemek istiyorum. Bana buradan en kral 100 metre giden kuş da olsa ben kendimi ayırmıyorum. Buradan kuş ayırıp da iyilerini kendine ayırıp da kötülerini tezgah atıp satan insanlar var ya. Urban olduğum Allah. Yok. Bak, benim hevesim var. Bak, ben buradan bak ben ya. Sana şunu söyleyeyim abi. Ben buradan hiçbir kuşun hiçbirini kendime saklamayacağım. Bak. Neyse o, onu çıkartıyorum. Biz Erzurum'da kızıl deriz. İstanbul'da şekeri derler. Farklı renklerde. Biz de bak, şekeri diyoruz. O erkeğinle şu dişi birebir tamamen yani aynı soy sarı gözdür. Senin ve bana söylediğin da altından çıkanı haddinden fazla bol dönüyor. Şimdi kuşlara yaklaş abi de. Şimdi senin bana söylediğin şu sarı erkek de sarı göz şu dişi. Bak şu. Yani, şu sarı göz dişi. Tabii. Yani bunları ayırma. Yani onları hiç ayırt etme. Alan arkadaş da yani uçursun. Bak kuşlar haddinden fazla dönüyor. Dönmediği takdirde de numaramı ver yani o insana. Abi sıkıntı yok. Arasın. Mal bende. Bu saatten sonra senin bütün kuşların hayır, kökeni yok, bende. Yani ben sana söylüyorum ben ya. Ben kökünü almaya geldim. Bak onu da canlı. Hele burası birinci bölüm olacak, ikinci bölüm öbür kümesi, uçum kümesi olacak. Bir arkadaştan almıştı, bu markalıdır, hiç uçurmadım, erkeğe ihtiyaç vardı diye almıştı. Bu da Antalya'dan geldi, bu da yani güzel ırkı sağlam kuşlar. Kuş takmak için. Matbaalığı var. Bak bunların markası var. Markasından da anladım. He. Bunların da ikisi de matbaa. Oyunlu mu? Yok bunları hiç uçurmuyorum. Antalya'dan mı geldi sana? Aynen çünkü burada... Beyler bunların da ikisi de matbaa arkadaşlar. Ben Ankara'dan geldiğim için matbaaların soyunu bilen bir insanım. Bunlar da matbaa veren abim de gerçekten güzel kuş vermiş. Isparta'da kuş besleyen taklacı yani bizim de beslediğimiz kuşlardan besleyen yok. 6, 8, 10, 11, 12, 13. Matbaa beyler. Bunları uçurmadın ama. Hayır hiç uçurmadım onları. Bizim ama, alacağımız burası mı? He burada. Başka var mı abi? Damızlığında. Şu erkeğini. Abi zaten Şaban abi söylemiştir. Sakatıdır, urlusudur, onlarıdır, bunlarıdır. Boynu dönüdür ben almıyorum zaten. Üç tanesini şeye gönderdim. Onların boynları dönük. Ha, dönük bak. Bu ne? Bu erkeğin benim emeklerimdir. Ayağını sabah kan attım. Pisliğini temizlemek için. Bu şu ön tepe dumanlı dişiyle eş. Sen onu da ayır abi. Onu da Şaban abiye gitsin. Ayağı çünkü biz... Tamam, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben malın iyisini ciğerine atarım. Tamam bak. Anladın mı? Onu Şaban abiye biz verelim. Bu beyazı da ayırıyorum. O beyazı da ayırdı. Ha beyaz erkeği de ben sana baktım. Beyler beyaz dişinin boynu döndüğü için biliyorsunuz ben boynu dönmüş kuşu masaya atmıyorum ama dişi de güzel bir diş. Maşallah ya. Beyaz erkeğin de çok perdahlıdır o da. Tamam beyaz erkek dursun. Sıkıntı yok o ama. O da 6 yaşında mı 7 yaşında mı ne o erkek? Burayı Şaban abiye gönderiyoruz. Tamam. Bura bize gelmiyor. Bizim alacağımız kuşlar burada. Büyük anaçlar. Senin burada kümesinde kuş kalmıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane buradan çıktı abi. Tamam. Bunları koyalım. Uçum kümesine gidelim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ikinci parti. Beyler gerçekten güzel bir yani kökten alıyorum abi. İyi kuşlar bilginiz olsun. Yani bu kuşları kaçırmayın. Bak abim zaten söylüyor. Fazla şey yapmak istemiyor. Köpek barınağındayız. Burada da bir saat falan muhabbet edeceğiz. İkinci bölümü kaçırmayın arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanetsiniz.